Merhabalar değerli spor severler. Kanal Fırat ekranlarından hepinize mutlu hafta sonları diliyoruz. A'dan Z'ye spor programı ile karşınızdayız. Ben Mustafa Sağlam. Bu hafta televizyonumuzda, stüdyomuzda bir futbol takımı hikayesini sizlere aktaracağız. İlimizin aslında çok köklü ama bu sezon yeniden Bal Ligi'ne çıkan Fırat Üniversitesi Spor futbol takımını ağırlayacağız ve konuşacağız. Sizlerle birlikte ilimizde Bal Ligi 2. grupta mücadele eden bir diğer takımımızdan biri. Tabii Sürsürü Spor'dan sonra bir diğer takımımızdan biri olan Harput Dibek Fırat Üniversitesi Spor futbol takımını ve bu futbol takımının spor şube müdürünü ve teknik direktörüyle birlikte bu konuları ele alıp sizlere güzel bir hafta sonunda güzel bir futbol hikayesi anlatmaya çalışacağız değerli spor severler. Tabii ilimizi temsil eden Harput Dibek Fırat Üniversitesi Spor sezona çok iyi başladı. İyi de başarılara imza atıyor son iki sezondur. Ve bu sezonda yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Ülkemizin köklü Anadolu takımlarından Gaziantep Spor'u konuk edecek olan Harput Dibek Fırat Üniversitesi futbol takımı bugün bu maç öncesinde tabii ki hem değerlendirmelerde bulunacak hem de Bal Ligi'ni özetleyecek ve tabii ki sezonu komple ele alacak bu stüdyolarda. Ben sevgili Ercan hocamla başlamak istiyorum. Ercan Sönmez, Fırat Üniversitesi Spor Şube Müdürü, aynı zamanda Fırat Üniversitesi futbol takımı yönetim kurulu üyesi ve yine teknik direktör Harput Dibek Fırat Üniversitesi Spor teknik direktörü Burak Apaydın hocamla birlikte tabii yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sevgili hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ercan hocamızdan başlayalım. Ercan Sönmez öğretim görevlisi. Sevgili hocam tabii geçtiğimiz yıllarda sizleri sık sık ağırladık. Özellikle Samet Eren hocamızın değiştiğinde iyi programlar yaptınız. Bu sezon Bal Ligi'ndeyiz ve Bal Ligi 2. grupta hem ilimizi hem de üniversitemizi temsil ediyoruz. Aslında yayına başlarken ifade ettim. Tabii bizim çocukluğumuza denk geliyordu. Efsane Fırat Üniversitesi Spor çok iyi liglerde bulunmuştu, ilimizi temsil etmişti. Acaba yeniden bu senaryoyu izleyebilecek miyiz? Bu bir fragman mı? Bunu konuşacağız tabii. Hoş geldiniz dileklerimle yayını başlatalım. Ve sizden hem bu sezon hem de yakın sezonlardaki Fırat Üniversitesi'nin hem spor faaliyetlerini özellikle futbol takımı hikayesini sizden bir dinleyelim. Tabii. Ben öncelikle ekranları başında bizi izleyen bütün izleyicilere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şimdi tabii bu bir fragman mı ya da işte bunun devamı gelecek mi diye başlarken öncelikle şunu söyleyeyim. Benim çok sevdiğim bir söz var. Bu sözle programa başlamak istiyorum. Şimdi insanlar için bence başarı bir yolculuktur. Bir evet. Varış noktası değil. Tabii ki geçmiş yıllarda Fırat Üniversitesi işte 96'da 3. lig, 98'de bugünkü ismiyle TFF 1. ligde oynamış, 89 yılında kurulmuş ilimizin ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden bir tanesi. Tabii bu başarıların elde edilmesi için mutlaka bir stratejik planlama, doğru hamleler ve uzun vadeye yayılmış stratejik planlamaların doğru bir şekilde uygulanmasıyla olacaktır. Bunu bir fragman olarak görmeyelim. Tabii bizim öncelikli hedefimiz her zaman şu olmuştur. Biz kulüp olarak geçmiş yıllarda da Elazığ futboluna ve Türk futboluna çok önemli yıldızlar yetiştirmiş bir evet. kulübüz. Bizim başta rektörümüz Profesör Doktor Sayın Kutbettin Demirdağ olmak üzere işte kulüp başkanımız Profesör Doktor Mustafa İnallı ve bütün yöneticilerle birlikte teknik heyetimiz, futbolcularımız, diğer yönetim kurulunda birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımız, bizim hepimizin ortak bakış açısı şu, biz her şeyden önce yetiştirici bir kulübüz. Evet. Hem yetiştirici hem yarışmacı bir kulüp hüviyetinde yolumuza devam ediyoruz. Tabii bugün Türk futbolu geçmiş yıllardaki gibi değil, tamamen bir endüstri. Bu endüstri her geçen gün biraz daha büyüyor. Yani bunun içerisinde inanılmaz gelirlerin olduğu ama bir o kadar da masrafın ve giderin olduğu bir olgu haline geldi. Şimdi bu olguyu doğru kullanmak, doğru değerlendirmek, doğru planlamalar yapmak her zaman başarıya götürür. Günü kurtarmak için yapılan planlamalar, transferler, işte hamleler maalesef sonu hüsranla bitiyor. Tabii bu hafta programın başında sizin de söylediğiniz gibi şimdi Gaziantep Spor Türk futbolunun en köklü kulüplerinden ve en fazla en yüksek bedellerle, bonservis bedelleriyle futbolcu satmış kulüplerimizden bir tanesi. Evet. Şimdi bugün
Burada bölgesel amatörlük, spor toto bölgesel amatörlük ikinci grupta bizimle birlikte mücadele ediyor. Geçen yıl ikinciliktelerdi. FIFA kararıyla Bal Ligi'ne kadar düşürüldüler ve sezona da -24 puanla başladılar. Ben orada mücadele eden genç kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Mücadelelerine devam ediyorlar. Çok genç bir takımları var. Bu takımla iyi niyetle hem başkanları hem yönetici arkadaşlar bir şeyleri sürdürebilir miyiz? Mücadelesiyle, çabasıyla yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Şimdi Fırat Üniversitesi tekrar buralara gelir mi? Evet. Elbette gelebilir. Yani biz bu lige başlarken hem teknik direktörümüz hem teknik ekibinde yer alan arkadaşlar hem yöneticilerimiz biz sadece şunu söyledik. Hani biz bu lige yeni çıktık. Yani 98 ondan sonraki süreçte 2000'e kadar olan bölümü atladıktan sonra takım 3. ligden amatöre düştükten sonra ilk defa Fırat Üniversitesi tekrardan buralara geldi. Tabii bunda rektörümüzün, yöneticilerimizin çok büyük desteği var. Hani bu takım bugün burada mücadele ediyorsa bu tamamen idarecilerimizin inanılmaz desteğiyle olmuş bir durum. Gelebilir mi? Evet gelebilir. Ama biz hiçbir zaman kulüp olarak stratejilerimizi günübirlik yapmıyoruz. Planlamalarımızın hepsini, şimdi bizim spor okulumuz var. Evet. 4. yılını bitirdi, 5. yılına girdi. Bu spor okulunda 9 yaş grubundan başlayıp 13 yaş grubuna kadar devam eden çok iyi kategorilerimiz var. Ve bu yıl altyapının başına Serdar Atmaca gibi çok tecrübeli bir hocamızı getirdik ekibiyle birlikte. Çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi ben her zaman şuna inanmış bir insanım. Sistem her şeyin önündedir. Eğer doğru sistemi kurar ve sistem üzerinde çalışmalara yoğunlaşır ve bu sistemi doğru bir şekilde işletmeye devam ederseniz başarı zaten öyle gelecektir. Şimdi biz bu lige başlarken hani hocamızın bir sözü vardı. Biz nereye gideriz, ne kadar gideriz? Lig başladıktan sonra göreceğiz. Tabii ki ben de yöneticilerimiz de şimdi biz oynuyoruz evet. İç sahada herhalde hocam yanlış hatırlamıyorsam yani, 20 maçı aşan bir seri var. Serimiz var. Beraberliğimiz yok. Yani iç saha performansımız çok iyi. Şu anda 3 tane deplasman oynadık. İşte Kahta, Nizip ve geçen hafta oynadığımız Siverek müsabakaları. Tabii teknik konuları hocam çok daha net değerlendirecektir ama deplasmanla ilgili sıkıntılı kısmı da hocalarımız üzerinde çalışıyor. Biz de kendilerine destek oluyoruz. İç sahada var olmayan problemi dış sahada da problemsiz hale getirip yolumuza devam etmek isteyeceğiz. Dediğim gibi her şeyden önemlisi buralara gelmek için doğru planlama ve strateji şart. Bu evet. Stratejileri oluşturduğunuz zaten şimdi çok çarpıcı bir örnekle sözü Burak Hocam'a bırakacağım. Birkaç sezon önce Galatasaray Drogba'yı getirdi. Evet. Mesela herhalde 60 milyon TL'nin üzerinde bir maliyet söz konusuydu. Ben öyle bir yani yetkim olsa ya da o grubun içerisinde ben olsaydım o 60 milyon lirayla 10 tane pilot il belirlerdim. 6 tane futbol okulu açardım. Yetiştirirdim yani. Oraya harcadığım paranın büyük bir bölümünü altyapıya harcardım. Belki 5 yıl sonra, belki 6 yıl sonra 7 tane, 8 tane Drogba, işte 10 tane çok daha önemli yıldız yetiştirebilirdim. Bunu yapan Altınordu var. Altınordu'dan şu an ben çıkan futbolcular daha Drogba seviyesinde ya da çok takdir ediyorum. Mevkisinde testlerinde gezdim. Kuşadası'na bizim üniversiteler arası bir faaliyet münasebetiyle bulunduğum dönemde Kuşadası'ndaki testlerin tamamını gezdim. Yapıyı, sistemi, işleyişi. İşte doğru sistem bu Mustafa Bey. Yani sistemi kurmuşlar ve her geçen gün geliştiriyorlar. Mesela tabii. Şu anda Niğde Futbol Anadolu Kulübü Altınordu'nun bunu bilen çok az kişi vardır. Bir Emel Aspor'la maçı da vardı tabii. Zaten. Aynen. Yani pişmeleri açısından, genç oyunculara tecrübe ve deneyim kazandırma açısından bir kulüp satın almışlar. İkinci ligde Kırmızı Kuyuklar, Elaspor'la beraber mücadele eden bir lig oynuyorlar o çocuklar. Yarın evet. O çocuklar yukarı çıkacak. Yani onları orada hazır hale getirdikten deneyim ve tecrübe. Şimdi bugün Çağlar Söyüncü işte İngiltere'de Premier Lig'de her hafta gündem olan bir futbolcu. Yetiştiği yer Altınordu. Evet. Şimdi Cengiz Han'da sayabiliriz. Yani Cengiz Ünder, yani işte Roma'da bu örnekleri çoğaltabiliriz işte. İçeride kendi ülkemizde sattığı futbolcuların yanı sıra yurt dışında da çok böyle başarılı bir şekilde ülkemizi temsil eden genç kardeşlerimiz var. Yani strateji ve planlama dediğim olay bu aslında. Şimdi çok çarpıcı bir örnek işte Galatasaray Ozan Kabak'ı vitrine çıkardığında
3 maç Şampiyonlar Ligi serüveninden sonra 13 milyon euro gibi bir rakama Almanya'ya sattı. Ben iddia ediyorum Türkiye'de en az 1000 tane Ozan Kabak gibi yetenekli çocuk var. İşte temel problem burada başlıyor. İşte Gaziantep Spor'un, Kapanan Erzurum Spor'un, Van Spor'un, Diyarbakır Spor'un, evet, Malatya Spor'un, yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Evet. Dediğim gibi elbette olabilir ama önemli olan stratejilerden ve hedeflerden sapmadan doğru adım ve doğru hamlelerle yola devam etmek. Evet sevgili hocam, bu noktada tabii yetiştirme üzerine bir yönetim kurulu üyesi olarak lanse etti. Tabii birçok kulübün de bu şekilde yönetim kurulu üyesi olsa veya yöneticileri olsa gerçekten ülkemizdeki futbol kültürü de değişecek, futbol sistemi de değişecek ve futbolun bütün sorunları da ortadan kalkacak ve ben bu noktada tabii direkt konuyu teknik anlamda konuşacağımız sevgili hocamız Burak Apaydın hocama yönlendireceğim. Tabii Burak Apaydın hocam ilimizin genç teknik direktörlerinden biri. Zaten programı başlamadan önce de söyledim, sevilen isimlerinden biri. Biz de Burak hocamızı çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Fırat Üniversitesi'nde spor şubede de çalışıyorsunuz. Aynen. Bunu da sizlerden öğreneceğiz ama tabii şimdi yetiştirme farklı bir noktada. Çok farklı. Fakat bir şey, bazı zaman da şimdi sevgili Ercan hocam altını çizdi, Drogba üzerine örnek verdi. Ama kapitalist sistemde şimdi taraftar da diyor ki ben Falcao'yu istiyorum. Şampiyon olacaksın. Drogba'yı istiyorum. Fenerbahçe'de işte Alex de Souza'yı istiyorum. Veya işte bu statüde Beşiktaş diyor ki Quaresma'yı istiyorum. Bu noktada da taraftarın da istekleri var ve forma bedelleri de var. Biz piyasadaki ekonomik ranta da gireceğiz ama teknik anlamda Fırat Üniversitesi spor futbol hocam, takımı. Hocam hemen buraya bir şey ekleyeceğim, tabii, sonra sözü hocama bırakacağım. Şimdi Türkiye'de futbol kenti denildiğinde ilk akla gelen ilimiz hangisi? Trabzon. O dönüşümü sağladılar mı? Yani Trabzon seyircisi kadar zor bir seyirci var mı? Ahmet ama çok zorlandılar. Ağoğlu yani geldi. Sağlayana kadar, Yusufları, Abdülkadirleri bulana kadar çok zorlandılar. Tabii. Yani öyle i̇şte kolay değil onlar yani. Bizim işte 80'li yılların efsane Karadeniz fırtınası diye lanse edilen Türk futbolundaki yapıyla şu anki yapı arasında bir fark yok. Ama tabii mecbur kaldılar. Yani ekonomik, i̇şte şu anda ekonomik sebeplerden dolayı öze dönüş işte oldu yani. Olmak zorunda zaten. Şimdi bugün ekonomik... Keşke şeyden olaydı yani hani ben altyapı var tabii öz kaynağıma döneyim şimdi düşüncesiyle bugün, olsa çok güzeldi bugün ama ekonomik sebepler sadece oldu. Trabzonspor'un sırtındaki bir külfet değil. Bütün büyük takımların, Anadolu takımlarının, TFF birincilik takımlarının hepsinin sırtında. Evet. İşte demek ki Trabzonspor gibi futbol kenti olan ve gerçekten inanılmaz zor olan bir şehirde bu dönüşüm sağlanabiliyorsa ben bunun bütün Türkiye'ye yayılabileceğine inanan biriyim. Evet, bu konuda altını çizeceğiz. Sevgili hocam, tabii teknik anlamda konuyu size bırakacağız. Biz Fırat Üniversitesi'nden başlayalım. Harput Bek Fırat Üniversitesi futbol takımından başlayalım. İçerisindeki öz yetiştirici çocuklardan başlayalım ve bu şekilde gidelim. Tabii geçtiğimiz sezon özellikle Bal Ligi'ne çıkış maçında Kovancılar Spor ile yapılan o güzel ve heyecanı yüksek. Bir de kar yağışının olduğu, aynen, maçı biz hem anlattık o kar yağışında hem de oradaydık. Ve o kadrodan aslında fazla kişi ayrılmadı. Ayrılmadı. Hani bu şekilde de devam ediyorsunuz. İsterseniz futbol takımınızın geçmişini, şampiyonluğu ve şu anki durumunu bir özetleyin. Evet, ben de buradan bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Tabii futbol üzerine çok konuşulan, yani doktora tezleri olan, yüksek lisans çalışmaları olan ve herkesin hakim olduğu bir konu. Evet. Onun için gerçekten yani zor bir spor dalı. Tabii Fırat Üniversitesi olarak bizler bu yıl Harputti Bey'inle destekleriyle birlikte güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Tabii demin hocamın da dediği gibi Fırat Üniversitesi köklü bir camia. Yani ikincilikler, üçüncülikler görmüş, profesyonel yapıları yaşamış ve Türk futboluna birçok oyuncu katmış bir kulüp. Tabii biz bu demin sizin bahsettiğiniz geçen yılki başarıya gelene kadar da bir 3 yıl daha geçirdik. Hatalar oldu, yanlışlar oldu, üzerimize oyunlar oynandı ama en başından beri Ercan hocamın dediği gibi planlama yaparak, bunlardan yılmayarak, pes etmeyerek geçen sene istediğimiz, arzuladığımız bir üst ligi yakaladık. Bunu yakalarken ben hep çocuklarıma şunu söylüyordum. Bunu yakalamamızın amacı ne şahsımızın, ne kulübümüzün, ne de herhangi bir yönetim kurulu üyemizin menfaatine olacak işler değil.
Elazığ çocuğunun, Elazığ'da okuyan diğer illerden gelen sporcu kardeşlerimizin yetişebileceği, buralardan basamak olarak atlayıp gidebileceği bir yapı oluşturmak. Tabii. İşte Ercan abi bunun en büyük tanığı. Hep dedim, geçen sene de şampiyon olduğumuzdan sonra söylemiştim, bu bir son değil, bir başlangıç diye. Yaklaşık bir 10-12 sene gerçekten üniversitemiz futbol takımı sadece faaliyetlerini sürdürdü. Ama 2015'te bizimle beraber yeniden bir diriliş içerisine girdi ve sonunda bunu başardı. Tabii bugün bakıyorsunuz takımımıza hemen hemen %90 üniversitemizin ya öğrencisi ya üniversitemizden mezun olmuş. İşte geçen sene okuyorlardı, evet. Şampiyon oldu, bizim içerimizdeler, mezun oldular. Bu sene de yanımızdalar. Onun dışında yine Elazığ çocuklarından birkaç tane öğrenci olmayan arkadaşımız var, yetenekli olan. Onun dışında %95'i üniversite öğrencisi olan bir topluluk. Tabii genç takım, yetenekli takım. Bunlar artıları var, eksileri var. İşte demin deplasman konusunu başkanım dile getirdi. Hani genç takımların avantajı olduğu gibi bazı dezavantajları tabii da oluyor. Bunu özellikle de deplasmanda yaşıyorsun. Yani evet, taraftar baskısı olsun, hakemlerin çocuklara olan bakış açısı olsun. Bunlar etkiliyor ama biz kurduğumuz günden, özellikle de 2015'ten bu yana hedeflediğimiz nokta her zaman yetiştirici olmaktı. Bugün onu sağlayabileceğimiz bir yapı var aslında. Evet. İşte amatör var, amatörün üstü bal liginde iki takımımız var, üstünde üçüncü ligde bir profesyonel takımımız var. Ve onun üstünde Elazığ Spor var. Aslında basamaklar oluşmuş ama bu basamağı oluşturan ayaklar içerisinde problemler var. Evet. Yani ben bugün bakıyorum işte Elazığ Belediyespor'a, Elazığ Spor'a. Demin Trabzonspor örneğini verdik. Tabii ben demin de söyledim, Trabzonspor keşke ben öz kaynaklarıma yöneliyorum deyip de bu oyunculara yönelseydi. Ama onu sağlayamadılar. Ekonomik anlamda krize girdiler. Ondan sonra kendi öz kaynaklarına dönmek zorunda kaldılar. Tıpkı bugün Elazığ Spor'un döndüğü gibi. Yani bugün Elazığ Spor'da, bugün Elazığ çocuklarını özellikle baktığımızda son iki senedir yer vermeye başladı. Bunlar, tabii, bu da ekonomik, krizden dolayı. Ekonomik krizden dolayı. Yani bugün transfer tahtası açılsa devre arası yine yönelişler farklı olacak. Yani hani buna da baktığımızda şu an oynayanlar için aslında bir avantaj bu. Belki de hiç göremeyeceği, hayal edemeyeceği yerlerde futbol oynuyorlar. Ama bunun hakkını veriyorlar mı? İyi çalışıyorlar mı? Kendilerini geliştiriyorlar mı? Buna tabii bilmiyorum. Benim i̇şte kafamda soru işaretleri var. Bu soru var. Çok önemli sevgili yani, hocam. Şimdi aslında ben buraya bir virgül koymak istiyorum. Tabii biz yıllardır bir evim Elazığ Spor'u takip ediyor. Maçlarını anlatıyoruz, maçlarına gidiyoruz. Keza deplasmanlarda olmak kaydıyla. Ve taraftarların ortak paydası, bizlere geri dönüşler. Evet, Elazığ çocukları oynasın tabii ki. Biz bir milliyetçi şehiriz. Biz kurumlarımızın bile müdürlerini Elazığlılardan seçmeye çalışan bir şehiriz açıkçası. Bu noktada tabii futbolcular da Elazığlı olmasını istiyoruz. Elazığlı futbolcu gol attığı zaman seviniyoruz. Fakat Elazığ gençleri ya Elazığ spordaki futbolcular veya Fırat Üniversitesi futbol takımındaki futbolcular, yani bir teknik adam olarak size sorayım. Sizce çalışıyorlar mı? Yani sizce yeteneği bizim, bu aşamaya kaldırıyor mu? Bizim en büyük problemimiz zaten planlama yapamamak, çok çalışmamak bizim ana problemimiz. Şimdi alt yaş gruplarında işte ortaokuldan yıldızlardan başlıyoruz. Gençlere, gençlerden işte büyüklere kadar bakıyorsunuz, büyüklere gelene kadar Türkiye'de bütün derecelere imza atmışız. Daha geçen yıl değil mi dünya şampiyonasına giden spor lisesi. Tabii. Demek ki bu şehirde bu yetenekli oyuncular var. Var ama bunları biz yarışmacı noktaya taşımakta problem yaşıyoruz. Yaklaşık 2016'da mı Elazığ Spor Türkiye şampiyonu oldu? Tabii. 16'da. Nerede o çocuklar? Şu an hiçbiri oynamıyor. Hiçbiri Elazığ Spor'da şu anda, yani istisna bilmiyorum, hatırlamıyorum ama. Temel problem şu, onları taşıma noktasında onların çalışması, adaptasyonu veya işte o yukarıdaki yapıya monte edilmesiyle ilgili ben hiçbir zaman o çocuklarda suç bulmam. Yani kabahat de bulmam. Ben şimdi niye bulmam? Şimdi Yozspor geçen yıl U kategorisinde 15'te Türkiye şampiyonu olmuş. Evet. Spor lisesi Türkiye şampiyonu olmuş.
4 yıl önce Elazığ Spor Türkiye şampiyonu olmuş ve bu çocukların tamamı Elazığlı. Tabii. Eğer tabii, biz bunlara veririz. Gereken şansı, gereken önemi, gereken fırsatı versek, şimdi şöyle hesaplayın, işte 20 tane burada olsa, 20 tane işte bir Berkan Biçer var Altınordu'da. Evet. O Elazığspor'un Türkiye şampiyonu olduğu kadrodan giden, birkaç tane de dışarıda olanlar var. Her birinden 20 tane futbolcu olduğunu düşünür, varsayarsak 60 tane. Evet. Bu 60 tanenin 4'te 1'ini yukarıya monte etmek için mücadele etsek problemi çözeceğiz zaten. Peki neden şimdi, mücadele edemiyoruz hocam? Şimdi ya işte az önce dedim ya, stratejik planlama. Yani biz hep şunu, günü kurtarmak için, yani uzun vadede plan yapmadığımız için. Bu planlamayı yapan da bizim büyüklerimiz, yöneticilerimiz değil mi? Onlar, ya şimdi, doğru yapılsaydı bugün bu hallere gelemezdiniz. Şimdi yani, ben hiçbir, zaten problemimiz o. Şimdi ben yöneten, yöneticilik yapan hiç kimseyi eleştirmem. Onlar kendilerine bir tarz belirlemişlerdir. Tarzlar odur, o tarzla yönetirler. Ama doğrusu mu? Doğrusu değil. Ben hiçbir şahıs üzerinden konuşmam. Tabii. Ben sistem üzerinden konuşurum. Şimdi her birinde 20 tane futbolcu olduğunu varsayalım, 60 kişi yapar. Bu 60 kişinin 4'te 1'ini bile yukarıya entegrasyon, ya futbol biraz cesaret işi, antrenörlerin cesur olması lazım, yöneticilerin cesur olması lazım. Şimdi rahmetli Erkan Kural, Ümit Hatipoğlu'nu, Sedat Altıntaş'ı, Mehmet Kaplan'ı, öbürünü Elazığ amatöründen aldı. Yozspor'dan Elazığspor formasını sırtına geçirdi ve oynattı yani, bu kadar. Ve çok da iyi oynadılar. Yani şimdi bu çocuklara biz gereken önemi, gereken fırsatı, gereken şansı verdik de bu çocuklar oynamadı mı? Bu çocuklar çalışmadı mı? Ya da biz bunlara, şimdi bakın altyapı derken ben işte altyapı oyuncusunu aldım yukarıda oynatıyorum. Böyle bir model değil. Altınordu gibi. Eğitimini, beslenmesini, düzenini, tertibini, antrenmanını, her şeyini takip edeceğin bir yapıdan bahsediyorum. Şimdi bugün İngiltere milli takım, Fransa 98-2000 Avrupa ve Dünya şampiyonluğundan sonra bir bocalama dönemine girmiş. Ama ne yapmış? Hemen sistemi yenilemiş. Yani kendi kendini içinde yeniledi. Ne oldu? Geldi tekrardan dünya şampiyonu oldu. Nasıl oldu? O genç jenerasyonu aldı, monte etti, doğru planlama, doğru hamlelerle getirdi ve dünya şampiyonluğunu kazandı. Dünya kupasını aldı. Demek ki istenildiği zaman olabiliyor. Aynı örnek Almanya için de geçerli. Şimdi bugün niye biz, şimdi ulusal takımlarımızda İstiklal Marşı okumayan 11 tane yabancı oyuncu sahaya çıkıyor. Şimdi sen yabancı kuralını tartışıyorsun bu ülkede. Tamam, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi için kulüpler bazında başarı elde etmesi için sen böyle bir kural çıkarmışsın ama öbür tarafta da sen yabancı oyuncuyla ulusal takıma, hepimizin medar iftarı, amili futbol takımına onları oynatamayacaksın. Türk çocukları oynatacaksın. Şimdi bugün yurt dışı kökenli o alt yapıdan yetişen çocuklarla bizde yetişenler arasında ne fark var? Mental farkın haricinde, profesyonelliğin haricinde. Şimdi 2000 Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'nın MVP'si, en değerli oyuncusu kim? Cristiano Ronaldo ve Messi'nin oynadığı turnuvada bir Türk. Okan, evet. Koç. Şimdi Messi nerede, Ronaldo nerede, Okan Koç nerede? Demek ki biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz yani. Biz mali konularda doğrusunu yapmıyoruz. Stratejide doğrusunu yapmıyoruz. Planlamada doğrusunu yapmıyoruz. Şimdi biz bunların doğrusunu yapmış olsak 2000'de şu anda bütün dünyanın en iyi futbolcular olarak nitelendirdiği Cristiano Ronaldo ve Messi'nin oynadığı Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu sayılan Okan Koç onlardan daha ileride bir yerde olması lazım. Evet. Şu anda nerede olduğunu bilen var mı? Tabii ki bilen yok. Bilen yok yani. Problem yani burada başlıyor. Sistemin kaybettiği oyuncular olduğu gibi kendi kendini de yok eden oyuncular var. Yani bunu tartışmamıza gerek yok. Yani bakıyorsun şimdi 2 yıldır Elazığspor'da forma şansı bulan gençler var. Yani bir zaten oraya hazır değillerdi. Birden yani gerçekten çıktılar. Hazır değillerdi. Çok net görüldü bu. Ama 2 yıldır forma şansı bulanlara bakıyorsunuz. Bizim öz çocuklarımız. Yani bizim onların daha iyi yerlere gelmesinden başka ne gibi bir beklentimiz olabilir? Tabii ki. Onlar işte dediğin gibi işte Enes bir frikik atıyor. 3 katı seviniyoruz. Bizim çocuğumuz tabii, attı tabii, diye. Tabii. Ama şimdi burada herkes şapkasını önüne koyacak yani. Ben bir teknik adam olarak, bir antrenör olarak koyacağım. Çocuklar koyacak, yöneticiler koyacak. Bu sporu yönetenler koyacak. Yani hani hata çocukta, hata antrenörde, hata yöneticide deyip çıkabileceğimiz bir pozisyon yok. Öyle. Yani bir bütün halinde zaten futbolda problem var. Ama bizim Elazığ özelinde baktığımızda da özellikle çalışmayı sevmeyen, kırılgan,
Gerçekten o da var. Yani çok kırılgan. Bizim çocuklarımız çok kırılgan. Yani mesela onun iyiliğine bir şey söylüyorsun, şunu düzeltelim diyorsun. Ya hocam diyor, sen söyleyince ben daha çok bozuluyorum. Ama ben söylüyorum ki sen onu düzeltesin. Tabii. Biz bol tekrar yapmazsak, antrenmanda kendimizi geliştirmezsek, hatalarımızı en asgariye indiremezsek işte istediğimiz düzeye gelemeyiz yani. Öyle. Şimdi ben bakıyorum, inancınız olsun yani, hani buradan şey olsun, kimse de yanlış anlamasın ama Elazığ Belediyespor'da oynayabilecek kapasitede bende oyuncular var. Bunu Elazığ'da, Elazığ Belediyespor'u, bizi, futbolu takip eden herkes biliyor. Tabii. Sen de çok iyi biliyorsun. Aynen öyle. Sık yani net söylüyorum. Yani herkes bunu çok iyi biliyor. Var. Evet. Ama niye değerlendirilmedi, niye değerlendirilmiyor onu ben bilmem. Ama var. Biz bu varları çoğaltmamız lazım. Bakıyorsun işte Elazığspor'un hemen hemen 6-7 oyuncusu şu anda altyapıdan gelen. Tabii, çocuklarımız. Yani bakıyorsun işte arkadan hakeme çelme takıp kıpkırmızı yiyen o. Pozisyon hatası yapan o. Mücadele etmeyen o. Şimdi fırsat gelmiş güzelim. Yani niye çalışmıyorsun? Aynen öyle. Niye oynamıyorsun? Bir antrenör olarak etmiyorsun? Hocam çok iyi özetlediniz yani, zaten. Yani bunu bizden çok iyi anlayacak kimse yok yani. Bravo size ve zaten Elazığ'daki futbol adamlarının, futbol seyircilerinin ortak sorusu işte bu. Ortak eleştirisi de bu. Diyor ki yani kardeşim bak ben örnek veriyorum. Kadir Taşoğlu'nun oynamasını istiyorum. Örnek veriyorum. Fırat Üniversitesi futbol takımından çıkan sizin şeyi çok beğeniyordum hocam, şu kıvırcık saçlı stoperiniz mi vardı? Şu an oynuyor ama Kadir mi? Kadir, o da Kadir değil mi? Evet. Geçen Kuvancılar maçında da çok beğenmiştim. Aynen. Mesela Kadir neden Elazığspor'da oynamazsın ve işte oynadığı zaman da Kadir niye çalışmıyor? Çalışsın yani. Ya onu anlatıyoruz. Yani bizim problemlerimiz dediğim gibi bütün de herkeste var ama özele indiğimizde de tabii. Şimdi doğru bir altyapı kurulmuş mu, kurulmamış. Yedirebiliyor musun, yediremiyorsun. İçirebiliyor musun, içiremiyorsun. Aynen öyle. Yıllarca geldi söylendi işte. Yani anlatıldı. Buradan söylemek tabii, istemiyorum. Tabii. Yani hepsini zaten biliyoruz. Zaten sevgili hocam biz sürekli şey yaptığımız zaman, işte bu durumları Ercan hocam çok güzel özetledi. Biz söylediğimiz zaman, yani bu soruları sorduğumuz zaman, ya kardeşim Mustafa param var ya, para yok. A takıma yemek çıkacak para yok. 5 yıldır mesela biz futbolda belki bunu işitip duyuyoruz. Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü ayrı. Çünkü onların gerçekten bu noktada bence iyi gidiyorlar. Hani maddi anlamda o kadar da şeyleri yok ama Elazığspor daha ön planda, vitrinde olduğu için sorduğumuzda para yok. A takıma biliyorsunuz daha yakın zamanda kulübe erzak getiren taraftarlar oldu. Domates, biber getiren taraftarlar oldu. Ne kadar bu noktada altyapıyı söylediğimiz zaman, özümüze dönme, öz evlatlar içerisinde bir değerlendirme istediğimiz zaman işte ne yapalım, para yok, bunu yapamıyoruz, şunu edemiyoruz. Peki şimdi sevgili Ercan hocam kişisel olarak tabii ki dedi ki yargılamayız, sistem üzerinden yargılarız da bu sistemi uygulayanlar kim? Biz niye Elazığ olarak, yani futbolda biz bence Elazığ olarak çok gerideyiz. Yani çevre illere göre mesela Yeni Malatyaspor UEFA oynuyor da şu an ilk 5 içerisindeyse, ben ikincilikteysem kimse kusura bakmasın, bu kıskançlık değil, bu başarısızlıktır benim gözümde. Yani şimdi tabii onlar hatalarından ders aldılar. Koca Malatyaspor'u yedi, bitirdiler. Evet. Yani şimdi Yeni Malatya dediğimiz takım daha düne kadar olmayan bir takımdı. Tabii, yani tabii. Bizim mazimiz onun çok çok ötesinde. Evet. Yani baktığımızda ama şimdi işte Şanlıurfa Spor Düney'in sayfasından şey yayınlıyor, mesaj atıyor. Diyor ki deplasmana gidecek paramız yok. Koca Şanlıurfa Spor. Tabii. Yani bu noktaya getirmemek lazım. Planlama noktasında başkanım doğru söylüyor. Evet. Yani buralara gelmemesi lazım ama bakıyorsun Türk futbolunda dört büyüklerden başla aşağıya doğru gel, birkaç tane Anadolu kulübünün dışında borçsuz bir takım bulunmamakta. Evet. Yani işte yabancı sınırı tartışması demin söylendi. Olumlu ya da olumsuz yanları elbette ki var. Ama bugün bakıyorsunuz Türk milli takımının 11'inde oynayan oyuncuların birçoğu şu anda Avrupa'yı tercih eden çocuklar. Aynen öyle. Biz Avrupa'nın çok mu gerisindeyiz? Evet, çok gerisindeyiz. Bunu kabul etmek lazım. Yani bunu hiç kimse tartışamaz. Beslenmesinden, antrenman modellerine kadar, yaşantısından, bakışına kadar. Çok gerisindeyiz. Ha. Yani şimdi bir Emre Belezoğlu Türkiye'den kalkıp Atletico Madrid'e gidip 3-4 kilo veriyorsa, yani ben fitim dedikten sonra demek ki bir yerlerde problem var. Yani daha dün işte Arda gitti, nasıldı, bugün Türkiye'deki bir pozisyonu ne derece? Aynen öyle, çok iyi yani bir şekilde özetlediniz. Yani biz bu noktada gerçekten samimi olmalıyız. Kralın çıplak olduğu yerde de kral çıplak diyebilmeliyiz. Şimdi ben kendime bakıyorum. Yani biz çok dağıldık. Şimdi kendi şartlarımızda imkanlar kuruyoruz sağ olsun. Demin Ercan hocam da söylediği gibi başta rektörümüz olmak üzere tüm üst yöneticilerimiz.
Yani doğru bir yapı kurduktan sonra gerçekten gelebiliyor, yaşanılabiliyor, tabii, idare edilebiliyor. Bugün biz bu bal liginde evet baktığınızda bütçeler anlamında hani bizden kat kat büyük bütçeler var. Ama doğru planlamayla o bütçeleri alt edebilir miyiz? Edebiliriz. Ama bunu işte her şeyle birleştirmek lazım. Taraftar lazım, ekonomik güç lazım, ilgi alaka lazım, destek lazım. Gidiyorsun işte deplasmana, genç oyunculardan kurulu bir takımsın. 3500-5000 taraftarı görüyor çocuk, başlıyor bocalamaya. Tabii. Anlatabiliyorum mu? Ama olmayacak mı bu çocuklar? Olacaklar. İyi yerlere gelmeyecekler mi? Gelecekler. Zamanla. Ama bunlar dediğimiz gibi işte öğrene öğrene büyüyorlar. Evet. Yani ama mesela Elazığ Belediyespor'un bakış açısı nasıl? Dün ben şampiyonluk istiyorum. Değil mi? Yani evet. Şimdi bakış açısıyla alakası. Transfer yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Yetiştirici olacağız diyoruz. Farklı bakıyoruz. Ama bugün büyük takımlar Trabzon'un Fener'i, Beşiktaş'ı işte Drogba'yı almak zorunda kalıyor. Evet. Kalıyor yani. Çünkü taraftar baskısı, büyük takım olma olgusu o baskıyı getiriyor ama bizlerde o yok. E bizlerde hem Elazığ futbolunu hem bölge futbolunu ben geçen Siverek maçından sonra biraz şey yapmıştım, isyan etmiştim. Yani biz TRT Kürdü de bunu zaten şeyini de yayınladı, röportajı. Türkiye'de maalesef şöyle bir olgu var. Bağırana, ben güçlüyüm diyene veya parayı ortaya koyana gerçekten Türkiye'de herkes biat ediyor. Öyle. Destek oluyor ve olan haklı da olsa güçsüz oluyor. Tabii. Yani gerçekten baktığımızda Türkiye'de futbol bu noktaya gelmiş. Kim en çok bağırıyor? İşte atıyorum A takımı. Onun lehine pozisyonlar... Artık zaten bu sosyalist bir durum ya, oldu ya. Maalesef hocam, bu şekilde mesela, oluyor. Onun için de bir yere varamıyoruz. Tabii mesela işte. En basit örneği Medipol Başakşehir daha geçtiğimiz yıllarda siyasi olarak neredeydi? Şu an nasıl bakılıyor? Hani acaba Ekrem İmamoğlu şey yapacak mı? Acaba destek bitecek işte, mi? Mesela Osmanlı Spor. Bak o da sıkıntı yani, da şu anda. Tabii. Puan cezası aldı, ne olacağı sevgili belli hocam, değil yani. Hem siyaset futbolun içerisine, sporun içerisine girdi hem de güç. Aynen. Maddi güç. Ama ana nokta başkanımın dediği konu planlamayı. Evet. Doğru yapacaksın, ayağı üstünde, ayağı yere basar şekilde yapacaksın. Evet. Yani şimdi senin gücün atıyorum 1 trilyonluk takım yapmaya yetiyorsa 5 trilyonluk takım yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Ayağını yorganına yani. Göre uzatacaksın. Bu kadar net yani. Bir de sevgili hocam şimdi iki değerli hocamı burada ağırlarken şu beklentiyi de sizlere ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii benim gibi düşünen birçok kişi vardır. Elazığ'da aslında Fırat Üniversitesi futbol takımından, Harput Dibek Fırat Üniversitesi futbol takımından çok beklentiler var. Neden diye soracak olursanız çünkü işin liyakat kısmında da okulunu okumuş birçok yönetim kurulu ve içerisinden gelen birçok isim. Okulunu okumuş teknik ekip ve bu noktada beden eğitimi kavramı içerisinde yıldızlaşan bir teknik kadro var. Şimdi herkes diyor ki Fırat Üniversitesi futbol takımı işin hem teori kısmında hem de saha kısmında önemli isimlere sahip. Eyüp Şanslıyız olsun, o tabii, noktada Eyüp tabii. Olsun, şey olsun. Bu noktada tabii beklentilerimiz yüksek ve bu aşamaya kadar da gerçekten çok iyi bir şekilde de ilerlediniz. Çünkü ben inanıyorum ki maddi anlamda o kadar büyük bir para da harcamadınız. Ben bu soruyu sevgili Ercan Hocam'a yönelteceğim. Çünkü çok önemli Bal Ligi ikinci grupta bu şekilde mücadele eden takımlara ben baktığım takdirde iki tane böyle önemli firmayı kendine sponsor yapan takım da yok. Yani hem Harput Dibek isim sponsoru, evet, hem de Emin Evim göğüs reklam sponsoru ki bu iki isim hem il özel idaresi bayan basketbol takımına bir tanesi sponsor oldu ve diğeri de zaten birçok yerlere ulusal sponsor oluyor. Ulusal anlamda tabii sponsor, oluyor. Aynen. Bu noktada ben sevgili Ercan Hocam'dan maddi bir bilanço isteyeceğim. Mesela tabii bu bilanço şu demek, şu demek sevgili hocam, o kadar da ayrıntıya girmeyeceğiz, şu demek. Şimdi bu takım bu ligin altında mı, üstünde mi, ortasında mı? Mesela birçok takım kuruldu. Mesela Adıyaman 1954 Spor ki geçtiğimiz yani sezonlarda çok büyük para harcadı. Şu an Fırat Üniversitesi futbol takımının harcadığı bütçe nasıl durumda? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın, bir kere kulüpleri idare eden, kulüpleri yöneten, yönetim kurullarına görev alan herkesin şunun bilincinde olması lazım. Hiçbir zaman çok para harcayarak başarı elde edemez. Tabii. Bunun dünyada ve Türkiye'de ve dünyada örneği yok.
Ne zaman başarılı olursun? Doğru para harcayarak başarılı olursun. Şimdi geçmiş yıllarda Sihir Şetba kuruldu. Evet. İşte kaçıp giden Cem Uzan'ın takımı İstanbulspor kuruldu. Dönemin Türk futbolunda mücadele eden en önemli yıldızlarını bünyesine katmadılar mı? Kattılar. Evet. Ben bizim ligimizden örnek vereyim. Çok büyük bütçeyle takım kuran ama şu anda halen bizim grupta puanı olmayan şeyler var. İyi takımlar var tabii. Şimdi bu iş çok para harcamakla olmaz, doğru para harcamakla olur. Şimdi ben zaman zaman bizim haricimizdeki gruplardaki de takımların yapılarını vesairelerini inceliyorum. Çok garip bir istatistik vereceğim size. 1461 Trabzon pilot takımı, Trabzonspor'un. Doğru mu evet, hocam? Evet, tabii. 7 tane 2001 doğumlu, 3 tane 2000 doğumlu, 1 tane 97 doğumlu çocukla oynuyorlar. Ve 3. grupta liderler. Az önce altyapı noktasında izah etmek istediğim tam olarak buydu aslında. Eğer doğru planlarsan, planlamanın içerisinde ne var? Beslenme var, eğitim var, mental antrenman var, işte genel antrenman var, işte fiziksel antrenman var, her şeyi. Şimdi doğru planlamışlar ve 3. grupta liderler. Bu işler hani para, evet biz mütevazı bir bütçeyle çok yetenekli oyunculardan ve çok genç olan bir takım. Bu ligin bizim grubun en genç takımıyız. Evet. Ya ikinci grubu. Antep'i saymasak tabii. Antep'in Gaziantep Spor'un özel durumu var. O ayrı bir durumda evet. Gaziantep Spor'u bir kenara bıraktığımız zaman Spor Toto Bölgesel Amatörlük ikinci grubun en genç takımı biz. Biz de 20 yaş ortalamayla oynuyoruz. 20 yani. Yaş ortalamayla oynuyoruz. Çok iyi bir yaş ortalaması. Şimdi mütevazı bir bütçeyle yetenekli gençlerle bu ligde mücadele ediyoruz. Evet, iç saha maçlarımız, iç saha performansımız şu anda çok iyi gidiyor. İnşallah da ligin sonuna kadar kendi sahamızda oynadığımız maçlarda aynı performansı sergilemeye devam ederiz. Deplasmanla ilgili olan kısmını da çözdüğümüz zaman yavaş yavaş orada da işler rayına... Bu işin içerisinde oluruz. Bu işin içerisinde olacağız ve yavaş yavaş o ne olacak? Oradaki problemleri de minimize etmiş olacağız. Evet. Şimdi ben Harput Dibek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orhan ve Soyer Orhan'a çok teşekkür ediyorum. Elazığ'da spora inanılmaz derecede destek veriyorlar. Yine forma göğüs sponsorumuz Emin Evme. Emin Üstün Bey'e. Emin Üstün Bey'e çok teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Her iki sponsorumuz da hakikaten çok önemli derecede katkı sağlıyorlar. Bizim çocuklarımız da şu. Kadrodan kimseyi bırakmadınız dediniz. Biz geçenki konuşmalarımızda şimdi Türk futbolundaki en temel yanlışlardan bir tanesi de o. Şimdi amatörde şampiyon oluyorsun, Bal Ligi'ne çıkıyorsun. 20 adam gönderip 20 adam alıyorsun. Şimdi evet. Süpürüyorsun hepsini, siz gidin sizden olmaz. La iyi de kardeşim yani. Bal'da şampiyon oluyorsun, 3. lige çıkıyorsun. Aynı şekilde. Hepsini süpürüyorsun. Yok diyorsun, senden olmaz. 3. ligde 2. lige çıkıyorsun, hepsini süpürüyorsun. Zaten temel problem burada başlıyor. Ama bunu yavaş yavaş şu takımlar yenmeye başladı. Kadrolarını bozmamaya çalışıyorlar. Şimdi, ama ekonomik şimdi krizden kaynaklı. Yoksa yine yapacaklar. Yapacaklar yani. Mustafa'cığım. Şu anda ekonomiden şartlar, kaynaklı şartlar yani. El vermediği için yapmıyorlar. Aynen ondan dolayı. Bunu Türkiye'de yapmayan tek takım vardı. Yapmadılar. Akhisar'ın başkanını tanıyanız, ismini bileniniz var mı? Bizle beraber çıktılar. Elazığ'la beraber çıktılar. Biz sürekli Akhisar Spor'u örnek verdik. Biz yani. birinci sezonda, biz çıktığımız sezonda 22 mi 23 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Oyuncu aldık. 8 tane de onlar aldı. Toplamda sezon yani. Sezonun başlangıcı ve devre arası noktalarından biriydi. Transferde bak 8 tane. Bir sezon boyunca Süper Lig'e çıkmış, birinci ligden çıkmış kadroya 8 takviye yaptılar. Biz devre arasıyla beraber 35 takviye yaptık. Nasıl oturtacaksın? Şimdi mümkün biz geçen yılki kadromuzdan 14 mu hocam 15 mi? 16 oldu. Latif'in dönüşüyle beraber 15-16 oldu. 16 tane oyuncumuzla biz iş transferde anlaşmışız. Evet. Sadece 6 tane oyuncu almışız. Onlar da öğrencimiz yani. Onlar da öğrencimiz. Yabancımız değil. Bu yıl işte birinci sınıfta olan, yeni kazanan, yeni gelen. Şimdi işte dışarıda oynayıp dönen. Bu sistem böyle olur hocam. Bu noktada zaten Spor Bilimleri Fakültesi bu sene çok futbolcu ağırlıklı alım yaptı. Zaten onu da takip ettik. Onun öyle bir şeyi yok. Yani yok yani orada da, şans orada noktasında. Da yanlış hani bir algı oluşmasın. Şimdi bizde Spor Bilimleri Fakültesi branşı özgü almıyor. Tabii, ben altını çizdim tabii. Yani futbolcu tamamen şansına bağlı olarak. Yani insan eli de değmediği için. Mesela Elazığ Spor'un o genç oyuncuları da çok şanslı yani. Evet. İkinci ligde geçen sene PTT'de oynadılar.
en üst puanın bir altında aldılar. Hepsi okula girdi. Evet, mesela çocuklar ya şanslılar işte. Şimdi yani mesela yeşil her anlamda şanslar bunu bir türlü yeşil rütbe belediyesinin takım kaptanı yani. Erhan Gözetlik işte yani stoper. Bizim öğrencimiz birinci sınıfa yeni kayıt yani. Evet. Yani bunun örnekleri çok ama o hani sınav... Hocam Elazığ beslediğimiz gibi üniversite olarak bölgeyi de besliyoruz tabii. Çok az bir süre kaldı. Gerçekten şimdi hem Ercan hocam hem Burak hocamla sohbet çok koyu geçiyor. Keşke hocam, iki bölüm olsa. Hocam tam bir ulusal spor yorumcusu maşallah. Aynen. Şimdi hocam ben hemen şu soruyu da araya sıkıştıracağım. Şimdi öğrencilerimiz de mesaj atıyor. Diyorlar ki bu sezon 2020 yılında Spor Bilimleri Fakültesi yine özgeçmiş dem alacak. Ona yetenek sınavı olacak. Onu mı? Dekanlıktan öğrenebilirler. En sağlıklı bilgiyi dekanlık evet. verir. Sadece şunu söyleyebilirim. O 800 binlik dilimle alakalı öğretmenlik branşına başvurabilecek adaylar TYT sınavında ilk 800 binin içerisinde yüksek olmak zorunda. Yüksek puan almış oldu. Yüksek. Öğretmen olacak tabii, adaylar. Bu sezon bu olacak yani. Olacak. Olacak. Evet. Tabii öğrencilerimiz çok hazırlanıyor, soruyorlar. Sevgili hocam, şeyi sormak istiyorum. Şimdi Bal Ligi inşallah bu sezon iyi bir şekilde gidecek. Allah'ta nasip ederse bir playoff, bir birincilik sevgili hocam. Burak Apaydın hocam futbolcular birlikte kupayı da kaldırırsa inşallah. Diyelim ki üçüncüye çıktık. Evet. Hayali çok güzel. Elazığ'ın çok da güzel bir temsili olur. Üçüncü ligdeki durumumuz ne olabilir? Sayın hocamız, rektörümüz. Ben bunu bir cümleyle bütün kulüpler adına söyleyeyim. Bunun üçüncü ligi, ikinci ligi, TFF 1'i, Süper Ligi yok. Bunu bütün profesyonel ligler için söylüyorum. Tek cümle bunu özetlemeye yetecektir. Türkiye'de doğru planlamayla yönetilen hiçbir futbol kulübünün günümüz şartlarında gelen gelirlerle İdare edememe gibi bir pozisyonu kesinlikle olmaz. Evet. Yani bu tamamen planlamanın ve stratejilerin doğru uygulanmasıyla alakalı. Evet. Yani ben sorunu da net anladım. Şimdi biz ilk günkü açıklamamız neyse bugün de aynıyız. Çünkü biz öyle günübirlik kararlar vermiyoruz. Yani hocam siz yani devam etmeden şunu ekleyeyim mi? Öyle değil. Ben ilk gün demişim ki işte sayın rektörümüz, yöneticilerimiz, kulüp başkanımız, yönetim kurulumuz. Yani biz nereye gideriz, ne olur bilemeyiz. Ama biz Fırat Üniversitesi'yiz, çok büyük bir camiayız. Her türlü ligi de, her türlü senaryoyu da kaldırabilecek güçteyiz. Dediğim gibi şampiyon olursa bu takım, dün geçmişte ne yapmışsa bugün daha kolayını başarabilecek güçte. Niye? Yani çünkü gelirler var, reklamlar var, sponsorlar var, iddia gelirleri var. Yani onun için çok basit. Yeter ki doğru ve düzgün yönetesin. Evet. Başka hocam, bir şey yok. Hocam son bir dakika şu soruyu da araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü olur ya, günü gelir belki bu sorumuz buradan da yankılanır. Diyelim ki Allah nasip etti 3.liğe çıktı bu takım. Borçsuz bir takım, sıfır borç. Sizler sağ olun çok iyi idare ediyorsunuz. Bir tanesi geldi dedi ki kardeşim ver bunu. Ben 3.likteki şu takımı yeni Elazığspor yapmak istiyorum. Yani bunu... Harputspor yapmak istiyorum. Şunu ben net söyleyeyim. Yani Elazığ menfaati ne gerektirirse Fırat Üniversitesi onun her zaman yanındadır. Tabii ben ne şahsım, ne yöneticim, ne başka bir şey adına konuşmam yani. Evet. Yani... Sayın Rektör Hocamız da Elazığ menfaatine her zaman ne olmuşsa onun yanındadır. Biz de onların yanındayız. Ama dediğimiz gibi yani işte biz veya futbolun içinde kim varsa yeni bir Elazığspor istemiyor. Mevcutun düzeltilip tabii, en iyisini olmasını istiyor. Yani bunlara cevap vermek için çok erken ama Elazığ menfaati başkanım biraz da rol çaldım ama senden. yani Elazığ menfaati neyi gerektiriyorsa biz her zaman onu yaparız. Olun, ondan yana hocam. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Ya ama bunun tabii ki karar merceği biz değiliz. Tabii öyle. Yani ben sadece hani olur ya böyle bir şey olursa sizin bakış açınızda olur diye sordum. Elazığ yani menfaati neyse olur. Elazığ menfaatini bitti, çok iyi bir şekilde özetlediniz. Sevgili hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Hem takımınız adına hem kurumunuz adına sizlere tabii ki başarılar diliyorum bizler nezdinde de. Ben doymadım programa. İnşallah sizlerle bir devre arasına yakın ya da devre arasına sonra güzel bir program yalnız yapacağız. Hocamla beraber olunca ben bir buçuk saat isterim. Evet tabii olur. Tabii, inşallah. Hocam çünkü açıklamaları uzun sürüyor. Ayrı alalım. Evet inşallah hocam. Hocamın açıklamaları hocam, ayrı çok, sürüyor. Hocam çok teşekkürler. Ben de. Süremizi doldurduk. Çok keyifli de bir program oldu. İnşallah bizleri hem Fırat Üniversitesi çalışanları, velilerimiz hem de Elazığlı spor severler çok net bir şekilde özetine sonradan hem YouTube kanalımızdan hem
hem de hesaplarımızdan takip ederek izleyebilirler. Ben iki hocama da teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın Bal Ligi ikinci grupta Gaziantep Spor'u konuk edecek olan Harputti Bek Fırat Üniversitesi futbol takımına yürekten başarılar diliyoruz. Herkesi de bekliyoruz saat 14'te. Hemen Gençlik Merkezi Stadyumundan sonra oraya geleceğiz inşallah. Bütün taraftarları da bekliyoruz bu noktada. Tekrardan Bordo Beyazlı takımımıza, yarın iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Haftaya yine farklı konu, farklı konuk, farklı bir spor branşıyla karşınızda olacağız değerli spor severler, futbol severler. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.